Merhaba. Bugün size Excel'e olan bakış açınızı değiştirecek 5 özelliği göstereceğim. Bu özellikleri öğrendikten sonra sizlerin de Excel'e olan bakış açısı mutlaka değişecek. Excel kullanımınız daha da kolaylaşacak ve işlerinizde bu özellikleri kullanarak işlerinizi daha kolay hale getirebileceksiniz. İlk olarak size göstermek istediğim özellik Sırala formülü. Sıralı formülün İngilizcesi sort by. Sıralı formülü Excel'de bir verileri istediğiniz şekilde sıralamanıza yarayan ve Microsoft 365 ile birlikte hayatımıza giren harika formüllerden bir tanesi. Eşittir. Sırala dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümü içerisine giriyorum. Bakın dizi, sıralama dizini, sıralama düzeni ve sütuna göre diye 4 farklı bağımsız değişkenden oluşan harika bir formülümüz var. Biz burada öncelikli olarak diziyi seçiyoruz. Dizimiz neresi? Bakın verilerimizin yer aldığı aralık. Noktalı virgül. Sıralama dizini. Şimdi ben buradaki sıralamayı bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sütundan oluşan veri dizinim var. Hangi sıradaki sütundaki verilere göre yapayım diye soruyor aslında bize. Bakın üretim adetlerine göre yaptıralım. Yani 3. sütundaki veriyi yazdıralım. O halde 3 yazıyorum. Noktalı virgül. Artan düzende mi? Artan düzende sıralar küçükten büyüğe. Bakın azalan düzende mi? Azalan düzende sıralar büyükten küçüğe. Azalan düzeni seçelim. Noktalı virgül. Bakın sütuna göre sırala, satıra göre sırala. Biz burada satıra göre işlem yapacağımız için satıra göre sırala seçeneğini seçiyorum ve parantezimi kapatıp enter tuşuna basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi üretim adedi verilerini büyükten küçüğe olacak şekilde sıraladı. Aynı şekilde geliyorum ben bu formülü buradan siliyorum. İstersem başka bir veriye göre yani içerisinde sayı olmayan veri olan duruma göre de yapabiliyorum eşittir sırala dedikten sonra tab tuşuna bastım ve formülümün içerisine girdim yine dizimi seçiyorum noktalı virgül bakın bu sefer 6 diyorum yani müşterilerime göre sıralama yapacağım noktalı virgül artan düzende yapalım noktalı virgül satıra göre sıralama yapacağımız için ilgili seçeneği seçiyorum parantezi kapatıyorum ve enter basıyorum bakın burada müşterilerimize göre A'dan Z'ye olacak şekilde verilerimizi hızlıca ve kolayca sıralamış olduk. Sizlere ikinci olarak göstermek istediğim özellik hashtag kullanımı. Yani diyez olarak da bilinir. Excel'de diyez kullanımı. Şimdi benzersiz olarak müşteri ve il verilerimizi buraya getirelim. Bunun için eşittir Benzersiz formülümüzü kullanıyoruz arkadaşlar. Benzersiz dedikten sonra tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Diziyi soruyor bana. Bakın müşterilerimin yer aldığı diziyi seçiyorum. Noktalı virgül. Benzersiz sütunları döndür, benzersiz satırları döndür. Ben benzersiz satırları döndürmek istiyorum. Noktalı virgül. Bakın tüm farklı öğeleri döndür seçeneğimi seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Aynı şekilde ben bunu yan tarafa doğru kopyalarsam illerimi de yan yana olduğu için bana buraya benzersiz şekilde getirmiş oldu. Şimdi ben buraya geliyorum veri doğrulama ile bakın veri sekmesine geliyorum ve veri doğrulamayı açtıktan sonra izin verilen değer değil listeyi seçiyorum kaynak kısmıma da bakın burada formülümü yazdığım hücreyi seçip tamam dersem eğer yalnızca burada ilk baştaki yani ilk sıradaki müşterimi getirecektir. Ne yapmam gerekiyor tamamını getirmek için? Tekrar veri doğrulamaya tıklıyorum. Bakın kaynak kısmında seçmiş olduğum formülün yanına diyez işareti yani hashtag işaretini eklediğim zaman hashtag işareti burada şu işe yarıyor. İlgili sütundaki içerisinde veri olan en alt noktaya kadar seç ve bana getir demek istiyorum aslında. Tamam dedikten sonra bakın gördüğünüz gibi bütün verilerimi bana buraya listelenebilir şekilde getirdi. Aynı şekilde geliyorum yan sütuna. Veri doğrulamayı açıyorum. Herhangi bir değer değil listeyi seçiyorum. Kaynak kısmıma yine ilk hücreyi seçtikten sonra diyez işaretimi yani hashtag işaretimi yapıyorum. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi yine aynı şekilde illerimi de burada seçilebilir şekilde geldim. Sizler de verilerinizde diyez işaretini yani hashtag işaretini kullanarak ilgili işlemlerinizde analiz yapabilirsiniz. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik çapraz ara formülünün içerisinde joker karakter kullanımı nasıl kullanabiliriz? Önce çapraz ara formülünü bir görelim. Eşittir çapraz ara dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın sırasıyla burada işlemlerimizi gösteriyor. Arama değerini soruyor. İlgili verimi arayacağım. Noktalı virgül arama dizisi yani nerede arayacaksın diyor. Bakın ürünlerin yani buradaki ürün adlarının geçtiği Sütununu seçiyorum. Noktalı virgül döndürülen dizi. Yani hangi veriyi getireyim diyor. Üretim adetlerini getirelim. Noktalı virgül bulunamıyorsa ne yapayım diyor. Çift tırnak koyuyorum. Boş bırak diyorum. Noktalı virgül tam eşleşme olsun. Bakın burada Joker karakter eşleşme var. Biraz sonra bunu göstereceğim. Tam eşleşmeyi seçiyorum. Noktalı virgül baştan sona mı sondan başa mı arayayım diyor. Ben baştan sona ara diyorum. Parantezimi kapatıyorum ve Enter basıyorum. Bakın ürün 11'in karşısındaki değerimiz 832 imiş. Aşağı doğru kopyalayarak ilgili verilerimin sırasıyla burada gelmesini sağlıyorum. Peki şimdi joker karakter kullanımını nasıl yapacağız çapraz aranın içerisinde? Joker karakter demek bakın yıldız işaretiyle gösteriyoruz biz joker karakterin bir tanesini. Yıldız işareti eğer verinin solunda olursa en sondaki belirtmiş olduğumuz bu değerlere göre arama yapar. Eğer diyez işareti sağ tarafta olursa gördüğünüz gibi bu sefer de başında bunu da silelim. Bakın başında 13 geçen verilerimizi ilgili alanda aramış oluruz. Biz sondaki 13 verisini arayalım. Tekrar buraya geliyorum. Şimdi eşittir çapraz ara dedikten sonra tap tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Arama değeri. Arama değerim buradaki bu joker karakteri. Noktalı virgül. Arama dizisi Yine ben bakın ürün adlarının sonundaki 13 değerinin karşısındaki veriyi bulayım. O halde arama dizisi olarak ürün adlarımı seçiyorum. Noktalı virgül döndürülen dizi yani hangi veriyi getireyim diyor. Ben üretim adetlerini getireyim yine. Noktalı virgül istediğimiz bir tanesini seçebilirdik bu arada. Bulunamıyorsa ne yapayım diyor. Çift tırnak koyuyorum. Yine boş bırak demek istiyorum yani. Noktalı virgül. Bakın burası önemli. Buraya dikkat edin lütfen. Tam eşleşme değil. Burada joker karakter eşleşmeyi seçiyoruz bu sefer. Noktalı virgül baştan sona mı sondan başa mı arayayım diyor. Baştan sona ara diyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın sonunda 13 geçen verimin karşısındaki değer 826'ymiş. Peki 22 geçen değerimin karşısındaki değerim neymiş? Hemen onu da hızlıca bulalım. 13 siliyorum yerine 22 yazıyorum. Gördüğünüz gibi 949 olacak şekilde bana sonucu verdi. Sizler de verilerinizde bu Joker karakter kullanmayı çapraz ara formülüyle birlikte yapabilirsiniz. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik dizi metin formülü. İngilizcesi array to text. Eşittir. Bakın dizi metin dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülüm içerisine giriyorum. Bakın dizi ve biçim diye seçeneklerimiz var. Diziyi seçiyorum. Buradaki isimlerimin yer aldığı alan. Noktalı virgül bakın kısa ve katı diye seçeneklerimiz var kısa neymiş metni kolay okunabilecek şekilde biçimlendirir katı neymiş kaçış karakterlerini kullanarak yani dizi karakterlerini kullanarak metni biçimlendirir ben kısayı seçiyorum parantezimi kapatıyorum ve enter'a e basıyorum bakın noktalı virgül ve bir boşluk bırakacak şekilde standart bir şekilde verilerimi yan yana dizdi binlerce satırlık veriniz olsaydı yine aynı şekilde yan yana dizecekti Peki biz diğer seçeneği seçseydik ne olacaktı? Dizi metini seçiyorum, tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Bakın dizi diyor, yine diziyi seçiyorum. Noktalı virgül biçim diyor, bu sefer katıyı seçiyorum. Parantezimizi kapatıyorum ve enter basıyorum. Bakın bu sefer dizi şeklinde bize sonucu buraya getirdi. Sizlere beşinci olarak göstermek istediğim fonksiyon yıl oran fonksiyonu. Yıl oran fonksiyonu ile iki tarih arasındaki süreyi hızlıca ve kolayca hesaplayabiliyoruz. Eşittir yıl oran dedikten sonra tap tuşuna basıyorum ve formülün içerisine giriyorum. Bakın yıl oran formülünde mutlaka başlangıç tarihi ve bitiş tarihi verilerimizin yer alması gerekiyor. Ve sonra bu temel denen kısmı da şimdi birazdan anlatacağım. Bakın doğum tarihini seçiyorum başlangıç tarihi olarak noktalı virgül bitiş tarihi olarak bugünü seçiyorum hiçbir şey yazmadan parantezi kapatıp enter'a basarsam gördüğünüz gibi ilgili kişinin 50 buçuk yaşında olduğunu buradan görebiliyorum. Bakın parantezi tekrar sildim noktalı virgüle basıyorum. Temel kısmında yer alan bakın ABD verilerine göre 30 günlük döngüyü alıyor. Gerçek değerlere göre gerçek gün sayma temelini alıyor. Ya da işte 360 gün sayma temelini alıyor. Ya da 365 gün sayma temelini alıyor. Ya da Avrupa'ya göre işte 30'a 360 gün sayma temelini alıyor. Biz burada gerçeği kullanırsak yine aynı sonucumuzu elde edeceğiz. Bakın 50,5 yaşında olduğunu görüyor. Başlangıç bitiş tarihlerim yer alıyor. Eşittir. Yıl oran diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Bakın başlangıç tarihim. Noktalı virgül. Bitiş tarihim. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın 1.2 yılmış ilgili tarihin arasındaki süre. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, eğer videolarımızı beğeniyorsanız da zil tuşuna basarak Bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Müzik